Selam herkese, Serdar Başkan ben, süper proje ile karşınızdayım. Bu videoda mukavvadan, yani şu oluklu kartonlardan bir koltuk yapacağım. Biliyorsunuz bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Buna benzer projeleri de internette bolca görmüştüm daha önce. Önce bir kalıp çıkaracağım, şu kenarlarının kalıbını. Ondan sonra bunları birbirine yapıştıracağım, arkasını yapacağım, içinin iskeletini yapacağım. Neyse, lafı çok uzatmayayım. Zaten izlerken göreceksiniz nasıl yaptığımı. Hemen başlayalım. Evet, şimdi buraya 3 tane büyük yuvarlak yapacağım ve yuvarlak yapmak için bu yoğurt kovasını kullanacağım. Daha önce bunun içinde mum eritmiştik. O videoyu da şuraya koyalım hemen, izlersiniz. Şimdi burası ayak ucu olacak. Şurada kendi yaptığım pergelimden bir parça alıyorum. Bakayım. Evet, buraya bir yuvarlak çizdim. Sonra şuraya bir tane yuvarlak çizeceğim. Evet, bir tane buraya. Sonra bir tane de şuraya. Artık yoğurt kovamla vedalaşıyorum. Onunla bir işim yok. Şimdi burada ev yapımı bir pergelim var. Ev yapımı dediğim, geçen çadır yaptığımız videoda yapmıştık bu profilleri. Plastik borulardan çadır yapmıştık. Onun da linkini koyuyorum. İzleyebilirsiniz. Şimdi evet, pergelim okey mi? Şöyle uçlarını açayım kalemlerimin. Pergelim burada tam şeyin açısında, söyleyin, yuvarlakların açısında. Bir tane böyle bir çizgi çizeceğim, bir tane de böyle bir çizgi çizeceğim. Evet, şimdi bu pergelle bakalım planladığımız gibi çizebilecek miyiz? Burası sırt kısmı olacak. Evet, şimdi bunu keseceğim. Evet, şimdi bu köşeden başlayıp kesiyoruz. Kartonun geri kalanında ziyan olmayacak. Bunu da içinin omurgasını yapmak için kullanacağım. Evet, şimdi bunu buradan çıkarıyoruz. Koltuğumuzun böyle hiç hoş görme. Neyse, o taraftan o kadar kötü göremiyor. Bu taraftan biraz kötü görünüyor da. Evet, koltuğumuz böyle olacak. Şimdi bundan 3 tane daha yapacağım. İkişer ikişer birleştireceğim onları sağlam olsun diye. Daha sonra arkalığını yapacağız. Kartonları kestim. Şimdi bunların ikisini birbirine yapıştıracağım ve kalın sağlam bir karton parçası elde etmeye çalışacağım. Laminasyon da diyebiliriz buna. Böyle bir sprey yapıştırıcım vardı. Bununla yapacağım. Enteresan bir malzeme. Bunu sünger yapıştırmak için falan kullanıyordum aslında duvara. Tabii ki kötü kokuyor arkadaşlar. Tamam. Bunu alıp düzgünce yapıştırmam gerekiyor şimdi.
Evet, bu kuruya dursun. Diğerini yapıştırayım. Zaten çabukça yapışıyor. Bunların arasına biraz şey atalım bence. Şuralara parça atalım. Bunlar çok yamuluyor çünkü. Hazır buradayken. Buralar katlanmış kargoda. O yüzden zayıflamışlar. En azından şuraya yapmak istiyorum. Bu şekilde koymam gerekiyor. Şimdi sırt kısmını takacağım. Sırt kısmını takınca biraz daha stabil olacak zaten. Evet arkadaşlar, mukavvadan baklavaya geçtik. Hayır, bunlar az sonra şu kenar kıvrımlarını kolay takip edebilsin diye bunları hafiften böyle bir esnetiyorum. Şunu da esneteyim. Bu çok eğlenceliymiş bu arada. Bunlardan birini böyle alacağım. Bu taraf içeri gelecek. Şöyle altından bunu döşeyerek geleceğim. Evet, şuradan başlayarak yapıştıra yapıştıra ilerleyeceğiz. Yaşım. Bunun için ne kullansam bilemedim. Silikon kullanacağım. Sıcak silikon. Koltuk daha fazla koltuğa benzeyecek. Şu altındaki tabakayı yerleştireceğim. Sonra bunun üzerine bir iskelet yapacağız yine kartondan. Daha sonra da üzerini örteceğiz. Şimdi şurayı bir yapıştırayım. Evet. Yavaş kuruyan malzemelerle çalışmak her zaman sıkıntılı benim için. Herkes için öyle midir bilmiyorum. Benim için öyle. Sen şurayı tut, oraları ben bastıracağım. Sıcak. Sıcak tabii. Çok fena yakıyor. Basınca falan. Silikon da böyle hemen sertleşen bir şey değil. Soğuması zaman alıyor. Böyle durmak gerekiyor. Arkasına uzanamadığım için. Evet, şimdi yan tarafın kartonunu yapıştırdım. Daha sonra da iskeleti yapacağız. Tabii silikonla bu boyutta bir şey yapmak gerçekten can sıkıcı. Beklemeniz gerekiyor her 10 santimetrede bir ve bayağı yavaş ilerliyor. Ama güzel bir şey çıkacak. Evet, dış iskeleti, daha doğrusu koltuğun dışını büyük oranda bitirdik.
Şimdi bunun içine böyle dikmeler koyacağım. Bunlar kiriş olacak sağlam olsun diye. Çünkü şu aşamada çok sağlam değil. Ve böyle sağlamlaştırmak için de bir takım parçalar koyacağız. Aynısını sırtına da yapacağız. Daha sonra şuraya koyduğum gibi parçada üzerine kapatacağım. Üzerine ince bir sünger ve kumaş kaplayacağız. Plan bu şekilde. Bakalım nasıl olacak. Ben biraz daha sağlamlaştırmaya devam edeyim bunu. Evet, şimdi bunun kirişlerini kesmem gerekiyor. Sağlamlaştırma işini onları taktıktan sonra yapacağım zaten. Evet arkadaşlar, bunlar da böyle iskeleti oluşturacak parçalar. Böyle bunları yan yana koyacağım. Şöyle, ama önce güzelce silikonlamam gerekiyor tabii ki. Silikonlayalım şuradan. Bir dakika, önce bir yerleştireyim şunu. Aynen böyle iyi değil mi? Evet, bunu buraya. Boşluk kalan yerlerini destekleyeceğiz daha sonra. Evet arkadaşlar, kenarları ve iskeleti yaptım. Gayet sağlam oldu, beni çekecek gibi görünüyor. İçine bayağı bir iskelet yaptım, bayağı bir uğraştım. Şimdi bunu koyacağım. Buraya bir parça daha koyacağım. Daha sonra üzerine sünger kaplayacağım, kumaş kaplayacağım. Bayağı bir işim var. Şuradan yapıştırarak başlayayım. Evet, düzgün olmasını. İşin düz mü? Şöyle yapıştıralım. Evet, geldik. Şimdi şöyle bir... Kenarlardan yapıştıracağım şimdi daha fazla. Evet, şimdi yanları yapıştırabilirim. İyi yapıştırdım ya. Bayağı yapıştırdım ya. İki gündür yapıştırıyorum. Sıcak silikon ya. Sıcak silikon sıkıntılıdır ama candır yani. Elini değdirmeyeceksin. Elini değdirirsen yanarsın. Dokunan yanar. Vallahi dokunan yanar tarzı bir şey. İşte ısınması soğuması biraz zaman alsa da kokusu yok, şeyi yok. En azından bildiğimiz bir zararı yok. İlla ki vardır da. Mutlaka bir zararı vardır. Popo kısmı nasıl? Tam popoya benzemiyor mu? Abi çok iyi duruyor ya. He? Çok iyi duruyor. Aralarda kenarlarından yapıştırsam olur bence. Başkalamak kolay değil. Ya Allah ya Allah. Bak konuşabiliyorum, görüyor musun?
Beni çekecek mi çok merak ediyorum. Ben 100 kiloyum bu arada arkadaşlar. 99.8. 100 değilim, 100 değilim, kendime ayıp, haksızlık olmasın. Ama bayağı bir varım yani. Oturduğumda neler olacak çok merak ediyorum. Wimbos silikon tabanca. Ama kablosu bakayım. Yarım metreden biraz daha uzun. Aslında ne candır biliyor musun? Japon candır, Japon. Çok kokuyor ya. Kokuyor ama bayağı şey yani. Biliyorsun değil mi hikayesini? Bu kanalda 1000 kere falan anlatmışımdır herhalde. Bıçak camı yaparken. Bulunmuş. Şuralarda şöyle biraz malzeme yoktur, geometri vardır. Bu videonun ana fikri bu arkadaşlar. Siz herhangi bir malzemeden bir şeyler yapabilirsiniz. Farklı amaçla. Gerçi dekor falan çok yapıyorlar. Bu cosplayciler özellikle biliyorsunuzdur arkadaşlar. Kartondan inanılmaz şeyler yapıyorlar. Benim bir arkadaşım vardı. Yeni Zelandalı idi galiba. Bir dinozor kostümü yapmış tamamen kartondan. Kartonları böyle pul pul kesmiş yapmış. İnanılmaz. Tam bir T-Rex olmuştu. Pardon, Godzilla olmuştu. Godzilla. Uydurmakta son. Video çekiyoruz şu anda Utku abinle. Ben seni özledim. Bitince inşallah geleceğim. Muhtemelen 3 güne biter benim bir tane. Nasıl hayatım? 3 gün sonra görüşürüz. Yeşim endişelendi. Yeşim endişeli. Video uzadıkça çünkü. Maniler gidiyor arkadaşlar. Video uzadıkça para kaybediyorsun. Ne kadar uzun sürer. Sokar kötü. Ama bizde böyle. Bizim işlerimiz böyle. Ne yapalım? Hakkını vererek yapalım diyoruz. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ya tutturup bırakmıyorum çünkü ne kadar sağlam tutturursam koltuğun yapısal bütünlüğü de o kadar fazla olur. Yapısı olarak daha kuvvetli olur. O yüzden her yeri düzgünce yapıştırmaya çalışıyorum yapıştırabildiğim kadarıyla. Ama orada küçük bir kayma oldu. Şimdi burayı ne yapacağız? Maketleyeceğiz. Bunu da duvarlara yalıtım, ses yalıtım süngerlerini yapıştırmak için almıştım. Ve bugün itibariyle de bitti. Az önce itibariyle de bitti. İşiyle bütünleşiyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşimle bütünleştim. Ne yaparsan yap, aşk ile yap değil mi? Demiş Arçelik. Yapıştırmaya devam edelim. Oncusunu takıyorum. Ki arada şeyler falan da var. Böyle Japon mapon da kullandım. Bazı yerleri çok quick tutturmam gerekiyordu. Hızlı tutturmam gerekiyordu daha doğrusu. Oralarda Japon kullandım. Evet arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Abone olmayanlar hemen oradan butona basıversin. Like'larınızı alırım. Yorumlarınızı beklerim. Ama çok kötü yorum yazmayın ya. Abi silikon öyle mi sıkılır? İşte ona o kadar uğraşacağını başka bir şey yapsaydım. Evet arkadaşlar, kendileri bu şekilde. Ama tabii bitmedi. Daha şimdi bunun üzerine sünger kaplayacağım. Dur süngeri getireyim. Bakalım. Yetiyor mu? Şöyle iki kat yapsak. Oo, fazla fazla yetiyor. Öncesinde bir test edeyim mi? Bitirdikten sonra test edeyim. Etmedi. Bitince. Şimdi bunu nasıl yapalım? Şöyle yapıp yapsak çirkin olur. Süngeri yine silikonla ve çift taraflı bantlarla
buraya iliştireceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Olmazsa gidip bir tane döşeme zımbası alacağım. Tabii saat şu an çok geç. Yarına kalacak proje. Olsun değer. Video düzgün olsun da. Evet. Sanki. Şuraya azıcık daha sıkayım. Şuraya da sıkmam gerekiyor ki bu buradan çıkmasın. Evet. Tamam. Şimdi burayı böyle döşeyeceğim. Diğer tarafı da yapıştıracağım. Fazlalıkları bir makas aracılığıyla ortadan kaldıracağız. Bak yapma, bunu yapma. Bunu yapmaman lazım. Bırakma. Tutunabilirsin. Tutun. Kartona tutun. İyi gidiyor. Fena gitmiyor. Fena gitmiyor değil mi? Güzel. Arkadaşlar yapmayın. Aletlere yarım metre kablo az geliyor. Yapmayın. Sevgili üreticiler. Şuralarını yapıştırıyorum. Sonra etrafına bant da atacağım zaten. İkisi de birbirini tutsun diye. Güzelce yapışsın diye. Ve olacak diye düşünüyorum. Nereden atayım? Altından atayım değil mi? Evet. Allah ya. Versene Burak. Evet bu şekilde tutturduk bantlarla sağlam bir şekilde. Hiç kaymıyor etmiyor, altlarında silikon var. Fazla süngerleri keseceğim sadece. Evet. Evet arkadaşlar, Cosmo tasarım 9800 liraya şey koyuyorum, Redco'ya koyuyorum. Almak isteyenler için şaka yaptım. Tabii ki satmıyorum arkadaşlar bunu. Bu muhtemelen buna çok dikkatli oturmak gerekiyor. Çok dikkatli oturmazsanız buna bir yerde cörtler çünkü bu. Ben çok dikkatli otursam da cörtleyecek. Dediğim gibi 99 kiloyu çeker mi çekemez mi bilmiyorum. Şimdi kumaş kısmına geçiyoruz. Alo, döşemeci mi? Alo, döşemeci mi? İnsanlar bir ara böyle bunu yapıp eğleniyorlardı biliyor musun? Alo döşemeci mi? Telefonda böyle birilerini arıyorlardı. Çok korkunç dönemlerdi. Hala yapan yoktur herhalde bunu değil mi? Evet. Gel bakalım. Evet, Cosmo'ya gri renk bir kumaş düşündük. Yani döşemecilik çok zor bir meslek arkadaşlar. Alo döşemeci mi? Acaba bir döşemeciye gitsek, bunun üzerine bu kumaşı kaça katlar? Döşemeci izleyicilerim varsa beklerim şeylerini, fikirlerini. Şunun altına mı kıvıracağız şimdi? Evet arkadaşlar, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi oturacağım ve beni çekip çekmediğini test edeceğim. İki gündür bununla uğraşıyorum. Yani umarım tartar ve uğraştığıma değer. Nasıl otursam acaba? Şöyle bakayım mı? Yani şu an sağlam gibi görünüyor. Ya bunun üzerine hafif birini otur. Ben yeşime oturtmayı planlıyordum ama o da hasta oldu maalesef. Oturuyorum abi. Aman. Ne oldu? Bir şey oldu. Ha? Evet arkadaşlar, koltuğum biraz çöktü. Ama onun dışında iyi demek isterdim ama iyi değil. Planladığım gibi olmadı. Evet şu an gayet rahat ama alttaki kıvrımlar patladı. Çok sinirim bozuldu şu anda. İnanılmaz sinirim bozuldu. Gayet rahat, yaylanıyor falan. Ya şu haliyle oturabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın gayet oturuluyor. Hatta şöyle yaslanabilirim de. Bakayım. Oo, çok iyi geldi. Ben burada otururum. Baksana abi. Evet arkadaşlar. Kartondan koltuk yaptık. Küçük bir hasar aldı. Bu hasarı gösterelim mi arkadaşlara? Gösterelim. Ne olduğunu bence herkes merak ediyordur.
Görüyorsun. Ya yapışkanlar tutmamış. Burada aslında bende de şey değil. Oturunca tabii ki ortası bombeli olduğu için ve o bombeyi tutan tek şey bu aslında. Buradan ayrılmış. Buradan ayrılmış. Çünkü bir şey yok. Burası ezilmiş. Evet arkadaşlar, bu videoda kartonla koltuk yapmayı denedim. Başka hiç malzeme kullanmadım. Karton ve yapıştırıcı kullandım. Tabii üzerine sünger ve kumaş da koyduk. Ama yapısal olarak sadece kartondan oluşan bir koltuk pek kullanışlı değil. Belki daha kalın, daha sert, ne bileyim daha yoğun bir kartondan yapılsa ve çok daha düzgün bir araya getirilse parçalar, ağırlık düzgün şekilde dağıtılacak şekilde bilen birileri tarafından tasarlansa ve inşa edilse, yapılsa belki olabilir. Ama bilmiyorum, benim projem bana sorarsanız cörtledi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna mutlaka basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Daha iyi, daha çalışan projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oh. Ama rahat oldu bak şimdi. Bu rahat. Rahat görünüyor. Rahat canım. Bayağı da yoruldum. Hava da çok sıcak. Hadi cadde bostana. Hadi cadde bostana. Öyle mi diyorsun? Vallahi bak, bunu alacağımı bu katlam arabaya sığmaz ki bu. Bir de yağmur yağdığını düşün, bittin yani. Orada hamur halinde toplayıp kovaya doldurup şey yaparsın. Geri götürürsün. Hurdası bile para eder mi? Baksana abi şuna. Kapı gibi oldu be. Ben sırtından endişe ediyordum aslında. Sırtı ben şey yapınca cört diye ayrılacaktır diye düşünüyordum ama sırtı gerçekten sağlam oldu yani. Bakın abanıyorum. Sırtı gayet sağlıklı. Dediğim gibi sadece o altındaki boşluk saçma olmuş. Keşke düz yapsaydım. Niye böyle kıvrımlı yaptım ki? Tasarım hatası. Ama güzel oldu. Böyle kartondan bu tarz şeyler yapılabiliyor gördüğünüz gibi. Malzemeyi doğru şekilde bir araya getirmek gerekiyor. Ben pek doğru araya getiremedim. O yüzden statik olarak bir takım sıkıntıları oldu. İnşaat çöktü. Böyle yani. Onun dışında iyi.